Tarafsız bölgeye hoş geldiniz. Merhabalar. Ya ben bu aday listeler açıklandı. Kıyamet kopuyor. Herkes tartışıyor. Ben diyordum ki ya hiçbir şey olmaz diyordum. Yani çok da önemli değildir diyorum. Meğer ne kadar önemliymiş kardeşim. Yani herkes ne kadar büyük önem veriyormuş. Biz anlamıyoruz artık bu işlerden herhalde ya. Çaptan mı düştük nedir? Zafer ne oluyor? Yani... Ee, işte yok şu adayı zaman isterim, zaman. yok bu adayı istemem, yok bu olur mu, yok şu olur mu? Oo, bütün Aslında partilerde. Yani şu anki tepkiler biraz hani bu işle uğraşan e, teşkilat mensupları, örgütlerden gelen tepkiler. Asıl tehlike seçmen eğer onlarla aynı düzeyde ha, bu... bu isimlere tepki gösterirse, asıl tehlike o. Hayır, Bunlar an... kim olsa zaten o tepkiyi gösterirler. Tamam anladım. Se seçmeni bilmiyoruz ama değil mi? Tabii. Yani, tabii. Şey, yani seçmen memnun mu değil mi? Esas tehlike orası tabii. Evet. Eğer ahali, seçmen hani politikayla böyle bu kadar yakından ilgilenmeyen teşkilat mensubu, örgüt mensubu olmayan seçmen de bu listelerle bu kadar haşır neşirse, o zaman partilerin e, bu konudan çekecekleri yaklaşık var. iki buçuk puan. Seçmen bazında listelerin etkisi yaklaşık totalde iki buçuk. 2.8 civarı. Ha, bak işte o Hı? bu kadar kritik bir seçimde büyük önem kazanıyor yani. Durum bu. İyi listeyle çıkarsan Evet. Anladım. anladım. Bütün için söyledim ama. Mesela şu partide 0.4, bu partide 0.8, şu partide 0.2. Total 2.8 etkiler. Şimdi Zafer Şahin ve Abdülkadir Selvi konuklarımız. Hoş geldiniz her ikiniz de. Hoş bulduk. Hakan Bayrakçı, Masum Türker ve İsmail Dükel e, konuklarımız. Her üçüne de hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Şimdi başlayalım isterseniz. Sayın Secer şöyle bir e, sistematik yürütmeye çalışacağız. Biliyorsunuz iki ana ittifak var. Birisi Millet İttifakı, birisi de Cumhur İttifakı. E, hem Millet İttifakı'nda hem de Cumhur İttifakı'nda bu listelerle ilgili konuşulması gereken, gereken, ele alınması gereken çok husus var. Önce Millet İttifakını konuşacağız, sonra da Cumhur İttifakını konuşacağız. Adaylar, listeler açısından durum nedir? Millet İttifakında durum nedir? Cumhur İttifakında durum nedir? Bu iki soruya da bu akşam tarafsız bölgede sorun arayacağız, şey e, cevap arayacağız. Şimdi bazı simge isimler var, çok tartışılıyor. Hem e, Mesela Millet İttifakı'nda hem de Cumhur İttifakı'nda işte mesela Cumhur İttifakı'na iki bakan girmedi. Niye girmedi? Bütün bakanlar Cumhur İttifakı'nda listelere girdi. Niye girdi? Bütün bunları konuşacağız. Millet İttifakı'ndaysa özellikle dört küçük sağ parti ile ittifak kurmanın ve onlara parti CHP logosu altında yer vermenin doğurduğu büyük sancılar var. En büyük sancıysa Sadullah Ergin konusunda yaşanıyor. Sadullah Ergin kim? AK Parti döneminin Ergenekon, Balyoz davaları sırasında bakanlık yapmış, adalet bakanlığı yapmış. FETÖ konusunda FETÖ'ye yönelik, FETÖ'nün adalet bakanlığı eliyle, hukuk eliyle yapmak istediği bir takım işlere yardımcı olduğu söylenen, Söylenen diyorum yani böyle bir imajı olan hatta hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefetin bakanlık yaptığı dönemde büyük hedef aldığı bir isim. Dolayısıyla onun bir tartışma doğurması doğal gibi görünüyor, normal gibi görünüyor. Gerçi benim o konuda farklı fikirlerim var ama tartışacağız zaten. Ee, yani bir Sadullah Ergin sancısı yaşanıyor. Evet. Özellikle de Ankara'dan, Çankaya bölgesinden Sadullah Ergin'in seçilebilecek bir yerden aday gösterilmesine büyük tepki var. Ben bu tepkinin mahiyetini, boyutunu, ahaliye yansıyıp yansımadığını, yani bu da böyle sadece ideolojik seçmen nezdinde mi böyle, yoksa herkesin böyle bildiği kulak kabarttığı bir konu mu, bunu ele almak istiyorum, bunu tartışmak istiyorum, bunu konuşmak istiyorum. İsterseniz Zafer Şahin'le başlayalım. Neden herkes Sadullah Ergin'i konuşuyor? Herkes dediğim yani daha çok siyasetle içli dışlı olan kesimlerden bahsediyoruz tabii. Herkes derken hani ha, her hanede bu konuşuluyor anlamında değil evet. ama bu işlerden anlayanlar bunu çok mesele ediyorlar. Şöyle, çok tep çok e da tepki var yani şeyden CHP içinden. Ahmet Bey şöyle, Sadullah Ergin'in bu kadar öne çıkması bir, e, o işte FETÖ'nün Ergenekon-Balyoz kumpaslarında o dönemin adalet bakanı olması e, ve bu FETÖ-Balyoz mağdurlarının daha sonra ilerleyen süreçte Türkiye'de muhalefet içerisinde bir şekilde konumlanması. Dolayısıyla onlar, e, yani o davaları sahiplenenler, o davaların mağduru olan insanlar Sadullah Ergin'e oradan tepki gösteriyor. Siyaset boyutunda Sadullah Ergin, bütün bu ittifakın çatısını oluşturan milletvekili listelerini hazırlayan CHP'de Oğuzkan Salıcı ile beraber bu işi organize eden kişi olduğu ama söyleniyor. Ama DEVA adına. DEVA adına ama şöyle de bir durum var şimdi. Bu ittifakta bir DEVA krizi var şu anda. Çünkü DEVA partisine o diğer üç küçük partiye göre daha fazla hani rakamsal olarak baktığında bir tane fazla gözüküyor. 25 tane kontenjan ayrılmış gözüküyor. Daha fazla da hani seçilebilecek yerlerden diyoruz. Ama seçilebilecek yerlerden en çok kontenjan devaya ayrılmış. Bu işin mimarı olarak da bir şekilde Sadık <laughs> Ergin gösteriliyor. Ha, Olay, buradan da bir Olayın tabii bir siyasi boyutu da o. Tabii şu da var. E Şimdi Ankara, İstanbul, İzmir <laughs> bunlar e, partiler için önemli. E, CHP e, teşkilatı da tabanı da seçmeni de bu illerde elbette ki kendine yakın isimleri görmek ister. E Şimdi bu Sadık Ergin önce memleketi Hatay olduğu için Hatay'a koyacaklardı. Hatay Belediye Başkanı Sadullah Ergin'i istemediği için hayır o buraya gelmesin diyor. CHP'li. Hatay'ın ha, Hatay CHP'li belediye başkanı. Hatay'ın CHP'li belediye başkanı. öyle bir özelliği var. Geçmişte biliyorsunuz Sadullah Ergin'le onlar aynı partide de siyaset yaptılar. Ha. AK Parti'de de siyaset yaptılar. O Sadullah Ergin'i istemiyor mesela. Hatay Belediye Başkanı istemediği için Sadullah Ergin'i getirip CHP'nin %70'lerde oy aldığı, e, Türkiye genelinde en çok oy aldığı Çankaya'dan, seçilebilecek bir yerden listeye koyuyorlar. E bu da dolayısıyla ağır bir tepkiye yol açıyor. Bir de şu var özür dilerim. Hatay'a koysaydılar. İşte istememiş belediye başkanı. E belediye yani Hatay başkanı. Belediye Başkanının iradesi CHP seçmeninin üzerinde bir görüntü sergiliyor. Onlar kavgalı mıymış ikisi? Yani bilemiyoruz siyaseten nasıl oluyor o işler. Aralarında ne var bilmiyoruz ama şimdi bir de şu var Ahmet Bey nereden tutsanız elinizde kalıyor. Geçmişte mesela 2014 yerel seçimlerinde CHP Hatay'ı aldığında Kemal Bey'in şöyle bir ifadesi var. Hatay'da diyor Sadullah Ergin dönemi kapanmıştır diyor 2014'te. E şimdi Hatay'da 2014'te kapanan Sadullah Ergin dönemini 2023'te siz Ankara'nın Çankayası'nda açıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun onun dışında da Sadullah Ergin'i doğrudan hedef aldığı Çok. Ya bir bakın var ama neyse şu geçmiş geçmiş kurcalaması da fazla yapmak istemiyorum. Çünkü kimler Kimler hakkında neler demedi Dedi, ki? Dedi ama bakın mesela sadece Sağdoğulu Ergin değil. Ben şimdi burada çıkarttım. Mesela İdris Naim Şahin. Kimse ondan bahsetmiyor. O İyi Parti'nin Ordu'da birinci sıra adayı. Şimdi Edis, İdris Naim Şahin eski İçişleri Bakanı. 17-25 Aralık FETÖ kumpası ortaya çıktığında açıktan örgüt lehine tavır aldı. Hatta şöyle bir açıklaması var o zaman diyor ki paralel yapı dendiğinde zulme karşı çıkmıştır paralel yapı. Tanıyorum birçok mensubunu, polisini diyor. AK Parti ile ilişiği kesiliyor. İyi Parti'den şu an ordu birinci sıra adayı. Yani sadece Sadullah Ergin değil. İdris Şahin mesela. Çok o da ya, eski. Bir dakika. Şu Sadullah Ergin meselesini bitirelim onları da konuşalım. Ee, ama bak bu birbirle bağlantılı. Çok kısa şunu söyleyeyim Ahmet Bey. İdris Şahin mesela o da Ankara'dan. O da e, eski AK Partili. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den Çankırı'da ...gözaltına alınıyor, sonra serbest bırakılıyor. Yüksel Taşkın var İzmir'de. Şu daha enteresan. Bir, bir ama konuşacağız hepsini. Tamam. Hani sadece Sadullah Ergin'i konuşalım istiyorum. Başka isimlere e, geçmeden konuşalım Sadullah Ergini. E, İsmail Ükel. Ya şimdi liste dönemleri hep sancıldır zaten. Yani ne olursa olsun, hepimiz bir biçimde e, siyaseti uzun yıllardır gözlemleyen e, insanlarız ne olursa olsun mükemmel diye bir liste yok. Eleştirilmeyecek diye bir liste de yok. Böyle bir liste çıkmıyordu, çıkmıyor bugüne kadar. Fakat nedir bu 48 saattir, 72 saattir köpürür. Ondan sonra da böyle hani seçim satım haline girildiğinde de iş biter. Biter ama bu seferki sıkıntı sadece iç yani partilerin iç listeleriyle alakalı değil tabii ki ittifaklar vardı. Şimdi Cumhur İttifakı da bu sorunu yaşıyor. Millet İttifakı da sorunu yaşıyor. Millet İttifakı'nda yani biraz daha özele inersek sizin de e, sorunuzun e, zaten odağını oluşturuyor Sadullah Ergin. Sadullah Ergin yani e, işte geçmişte söyle, söylemleriyle yaptıklarıyla bir biçimde e, bu tarafta Millet İttifakı'nın bileşenlerinde yani büyük parçasında ciddi anlamda e, hani tırnak içinde Rahatsızlığı büyük olan bir isim. Mesela bir dakika şöyle. Mustafa Balbay bugün bir paylaşım yapmış sosyal medyada. Sa Sa Dün akşam Sadullah Ergin'i listede görünce bizim aklımıza ilk Silivri cezaevinde pimpon oynaması geldi. Ee, hani o FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin adalet bakanıdır kendisi. Ergin'i kutluyoruz iyi oyuncuymuş. Uğur Dündar bir paylaşım yapmış. O da Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö Kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyetle özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul ede edemiyorum diyor. Yani sizin söylediğinizi destekler mahiyette okudum bunları. Evet. Yani, o, yani, şöyle oluyor genelde liste sancıları. Ya işte bizim memlekette bizim istediğimizi değil de istemediğimizi koydunuz falan. Öyle bir büyük tartışma yaşanır. Ama ideolojik değildir o tartışmalar. İsimler evet, İsimler üzerinden gider. Burada, Burada bir biraz ideolojik. Başka bir şey. Buradaki tartışma başka bir şey. Şimdi dediğim gibi. Evet, e, onun da var onu da gördüm. Murat Ağarel de çok yani sert Yani Ergen'in konu soruşturmaları, balyoz e, soruşturmaları, o cezalandırmalar. insanların yıllarca e, bedel ödediği bir biçimde o cezaevlerinde <laughs> sıkıntılar çektiği, ailelerin perişan olduğu bir süreçte e, Sayın Ergin bir bakan. Ve doğal olarak insanların e, o kırmızı çizgilerinden birisidir Sadullah Ergin. Bazı isimler vardır. Hani Sembol isim. Evet, sembol isimdir. O sembol isimde ya da o sürecin sembolü de Sadullah Ergin. Peki İsmail Dolay Bey bir şey söyleyeceğim size. Benim anlamadığım nokta şu, bunu ben yazdım da. Şimdi Sadullah Ergin bugün ortaya çıkmış bir isim değil ki. Sadullah Ergin AK Parti'den ayrıldıktan sonra Deva Partisi'ne geçmiş. Deva Partisi'nin ikinci adamı. İşte Zafer Şahin'in de söylediği gibi e, parti adına gidip liste kon listeleri yapıyor filan belli ki devaya ayrılacak olan e, kontenjan'dan yararlanacak olan bir isimdi. Ya bunu Millet İttifakı mensupları altılı masa mensupları herkes biliyor. Yani şimdi sanki torbadan yeni çıkmış gibi. Süp Aa Sadullah Ergin nasıl aday olur ya? Millet İttifakı, Deva Partisi, Altılı Masa kurulduğu andan itibaren Sadullah Ergin'in zaten milletvekili olacağı, aday olacağı apaçık ortadaydı. Hiç mi bunu hesaba katmadınız da şimdi, or şimdi orada, gösteriyorsunuz? Orada bir mutfak çalışması vardı. O mutfak çalışmasında evet Sadullah Ergin de orada üzerine düşen e, görevi yaptı. Şimdi Sadullah Ergin o süreçte bakın Sadullah Ergin'i bir televizyon programında görmedik. Sadullah Ergin'i bir e, gazete röportajında görmedik. Çıkmadı, Sadullah evet. e, Ergin'i bir sosyal medyada... Ama biliyoruz ben biliyorum. Ya, biliyoruz biliyoruz ama, ama kamuoyunda bir... yoktu. Kamuoyunda yoktu yani sahnede yer almamıştı. Hep sahnenin arkasındaydı, Kulisteydi. perde arkasındaydı. Evet, o taraftaydı. Şimdi doğrudan Sadullah Ergin'i siz sahnenin ortasına koyunca orada sıkıntı büyük oldu. Bir de kimse sah kusura bakmasın. Sahne Çankaya olunca. Sahne onu da söyleyecektim zaten. Sahne Çankaya olunca sıkıntı büyüdü. %71. <laughs> İstanbul'a Bakın yani eğer Sadullah Ergin'i bir taraftan milletvekili e, yapacaksanız bunu daha böyle hani farklı bir yerden gösterebilirsiniz. Peki, farklı bir, bir ilden gösterebilirsiniz. Bir sorun daha var. Evet, Çankaya sinirse. Bir dakika. Şimdi, şöyle olmuyor mu bu işler? Cumhuriyet Halk Partisi deva partisine bir kontenjan ayırıyor. Diyor evet. ki kardeşim ben sana Ankara e, bilmem birinci bölge dördüncü sırayı ayırdım. Senin oraya atacağın, atayacağın oraya koyacağın adaya ben karışmam. O kararı Deva Partisi verir. Deva Partisi ister Sadullah Ergin'i gösterir, ister Abdullah bilmem neyi gösterir. Evet. Yani orada sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi yoksa hayır. Deva Partisi'nde mi? Hayır, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil sorumluluk. Yani nihayetle Cumhuriyet Halk Partisi bir <laughs> ittifak ortağına bir milletvekili, bir kontenjan <laughs> ayırdı. Hayır, 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 Deva Halk Halk Partisi de... Efendim? İzmir'de Hakan Tartan'ı Gelecek Partisi'nden kabul etmedi. O nasıl oluyor? Yani şimdi ha, o tartışmalar var <laughs> <değil gülüyor> mı? Tabii. Yani Hakan, Hakan şey. Tartan'da Hakan Tartan ilk, ilk, açıklanan listelerde vardı. O, o, başka bir, dakika, bir tartışma Hakan oldu. CHP Yani, yani CHP Hakan istemiş. Tartan e, Hakan gibi birçok isim reddedildi. Oradan aday olmuş, olmamış. Hayır Sayın Bakan şimdi bir dakika o iş başka bir iş. O eski bu CHP olduğu şey. için kabul etmemişler. Eski CHP'nin yeni CHP meselesi değil arkadaşlar. Yani konuyu dağıtacaksak eyvallah. O zaman e, Hayır, hakikaten dağıtılır Şaşırdım yani. da onun için ben. Sorumun cevabını istiyorum. Tanıyorum yani ki, da Hakan Bey. Yani şunu soruyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi Deva'ya Ankara birinci bölge dördüncü sıra kontenjanı ayırmış. Deva da Sadullah Ergin'i oraya layık görmüş. Cumhuriyet Halk Partisi şunu diyebilir miydi? Ya kardeşim sana buradan dördüncü sırayı ayırdık ama bizim seçmenimizin de bir hassasiyeti var. Hani burası da Çankaya. Bu Sadullah Ergin'in de bir müktesebatı var. O da bizim seçmen tarafından bekorşu karşılanmaz. Şuraya başka bir isim koyun deme hakkı var mıydı CHP'nin? Tabii ki diyebilir. Hı. Tabii ki diyebilir ama bunu çok üst perdede e, söyleyemezsin. Yani de ittifak ortağıdır ve o da bir konte Onun dışında eğer böyle yani bakarsan söylediğim gibi bütün isimlere tabii. Ben, tabii ki bütün ben... <laughs> isimlere bütün <laughs> isimlere müdahaleci bir, <laughs> bir tavır olur. O da hoş olmaz. Ya çok özür dilerim. E, ne, niye, niye söyleyemeyecek ki? Ben anlayamadım. Ya sen %75 oyunun olduğu bir yerde oyunun ne olduğu belli olmayan barajı aşamayacağı için tek başına seçime giremeyen bir partiye hem de böyle tartışmalı bir ismi getirip sana dayadığında itiraz edemiyorsan o zaman şu var bakın zafer. şimdi İsmail Bey bunu söylemiyor da o sizin belirttiğiniz hassasiyetleri CHP'de söyleyebilecek adam kalmamış demektir. Bunun açıklaması budur. Yani Hayır, şimdi bunu yok, o, o hassasiyet, ya öyle hassasiyetler yok, öyle değil mi? Hakan Bey Allah aşkına yani olayın iyi. özü budur. O ne demek söyleyemez ya? O hassasiyetler üretiliyor. Burada ya? problem, burada problem. Ya, Deva Partisi Partisi'nde. İrem Çiçek'in mesajına baktım şimdi. Burada Twitter'dan problem. Deva Partisi'nin bu hassasiyeti bu bileşen şey hassasiyeti dikkate Çiçek Dikkat Dursun Çiçek'in e, tweetine baktım şimdi. Ya İrem ya şimdi insanlar bu has... insan atıyor Bakın tweet. İsmail Bey şunu bakın söylemeye ben, çalışıyorum. Ben, ya eğer, eğer insan yanlış kararatımı şey ben... soruyorsan ben, e, ben de öyle yo, yo. düşünüyorum. Yani ben, ben... de biraz önce işte Balbay'ı ya da Uğur Düzler'in attığı tweetlerden farklı Hayır, düşünmüyorum. Ama ne şimdi biliyor de, musunuz? teknik musunuz? boyutu var. Olsunuz Onu izah etmeye çalışıyorum. Hayır mesele şu bakın. Burada bir dakika teknik boyutunu izah edeceksiniz. Bir cümle şunu söylesin. Burada demek ki bugün hepimizin paylaştığı sosyal medyada sokakta insanların gösterdiği o tepkiyi, o hassasiyeti iki ihtimal var. Bir, partide taşıyan kimse kalmamış. İki, devaya bunu söyleyecek kudreti kendilerinde görmüyorlar. Yok, başka bir açıklaması o, yok. O kudret de var. Cumhuriyet Hayır, başka Halk Varsa söyler. O şey de var. Cesaret de var. Hatay Belediye Başkanı isteği Nihayetinde, bunun önüne geçmiş ha, işte. Ha, sadece Hatay, Hatay Belediye Başkanı itirazı yoktu orada. Peki Hatay'ların itirazı Varsa vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde onu söyleme kudreti niye söylememişler? Ama öbür tarafta da bir ittifak yürütüyorsunuz. Belki dayattı, belki ısrar etti. Burada problem Deva partisidir. Böyle bir ismin sıkıntı yaratacağını bilerek o ittifakın koşullarına saygılı davranıp o adayı göstermemeliydi. Ya da gösterecekse başka bir yerde göstermeliydi. Ankara'da, Çankaya'da bu olmazdı. Yanlış burada. Salkla Ergin'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir listesinde olmasına da ben kişisel olarak itirazım var. Ama ittifaktır, onlar ayrı bir görüşme yürütüyorlar, işin teknik boyutları vardır, İşte yapılan simülasyonlar vardır vesaire. O başka bir Helal durum. Burada o burada şöyle... Kişisel olarak ben ben zaten işte, bu işi kabullenmiyorum zaten. Hayır, hayır, İsmail Bey, burada şöyle bir incelik de var galiba. Şimdi Deva Partisi ittifak içinde kendi logosuyla girseydi kimse buna karışamazdı. Hani gayet kimsenin tabii ki problem söylüyordu. CHP listesinde olması. Tamam, CHP listesinden girince... Ya sen şimdi tamam benim müttefikimsin, ittifak ortağımsın, ee, tamam anlaştık bu konularda ama sonuçta benim logom altı ok altında giriyorsun seçime. O zaman benim de hassasiyetlerime dikkat etmelisin gibi bir yaklaşım içinde olması daha doğal olacağı Cumhuriyet olabilirdi. Halk Partisi bu süreci hep e, bir biçimde yumuşak e, yumuşatarak götürmeye Doğru. çalıştı. Yumuşak bir üslupla götürdü. Hiçbir zaman sertleştirmedi. Yine ittifakı yani, bozmak da istemiyor. İstemiyor o, doğal evet. olarak. E, o ittifakı <laughs> bozan taraf olmak istemiyor. Birisi yüzünden o masanın dağılmasını istemiyor. Hele hele iş, e, kuyruk yüzülmüş artık sonuna gelinmiş. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bir parça daha Sessiz kalmış olabilir. Bu da anlaşılabilir bir şey. Ama Deva Partisi'nin, Bırakın Deva Partisi'ni Sadullah Ergin'in özellikle ya feragat etmeliydi. Hala geçmiş bir şey yok hala o e, sorun düzeltilebilir. Listeden çıkartılabilir. İtiraz süresi sanıyorum e, bir hafta değil mi? Cumaya kadar 12'sine Cuma Cuma kadar. kadar listeler yani, değişebilir. Listeler değişebilir. Yani, yani, Listeden yani, çıkaramaz. Hala hayır çıkaramaz değil. Kendisi Ferhat'ta dedi. E, kendisi Ferhat'ta başka bir yerden de aday olamaz olur. O, o olamazsın. Ya bir dahaki seçim zaten geliyor tekrar. E, aday olur Abdullah Bey ve gider. Seçim milyon sonra mı? Ve başka bir şey daha söyleyeceğim ve muhtemelen son cümlem olacak e, bu <laughs> an için. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyun alacaktır. Gerçekten bir tarafa. Mi? Evet. O kadar bilinçli bir seçmen büyük. o kadar evet, bilinçli var. bir tepki, tepki içinde büyük. mi? Tepki büyük.